küçük bir deney yapmak istiyorum. Diyelim ki şurada oksijen olsun. Oksijenin atmosferin yüzde yirmi birini oluşturduğunu biliyoruz. Ve bir su bardağı alıyorum. Tezgaha bırakıyorum. Ortamdaki sıcaklık oda sıcaklığı seviyesinde. Yani 25 derece. Ve bu yüzey seviyesinden ne kadar miktarda oksijen gireceğini de bilmek istiyorum. Suyun yüzeyindeki oksijen konsantrasyonunu ölçmek istiyorum da denilebilir. Ne demiştim? %21 demiştim. Yani burada bir takım oksijen molekülleri mevcut, ama %21 az bir oran. Dolayısıyla başka molekülleri de çizmek lazım. Azot veya başka bir molekül olabilir. Fakat burada mavi noktalara yani oksijene odaklanıyorum. Bardağı orada bırakıp zamanın geçmesini bekliyorum. Geri geldiğimde azıcık oksijenin su yüzeyine girdiğini görüyorum. Hatta ölçseydim şunu derdim. Bu düzeydeki konsantrasyon yani C diyelim İngilizcesinden geliyor. Litre başı 0.27 milimol. Bu sayıyı da ancak ölçerek bulabiliriz. Evet... Henry yasasını öğrenmiştik. Yani artık kısmi basıncı biliyoruz. Formülü yeniden düzenleyip şöyle bir şey elde edebilirim. Henry yasası aslında böyle. Yani basıncı ve konsantrasyonu bilirsem sabiti bulabilirim. Daha sonra bu sabiti farklı birimlerde yazabilirim. Mesela 769 litre çarpı atmosfer bölü 10. Bu formülü iki sayıyı bölerek buldum. Evet, oksijeni bu şekilde hesapladım. Şimdiye kadar gayet iyi değil mi? Şimdi işleri biraz daha zorlaştırıp baştan yapacağım. Oksijen yerine yüzde yirmi bir karbondioksit içeren bir ortam düşünüyorum. Normalde olduğundan çok daha fazla bir oran. Fakat bir şekilde bu orana ulaştığımı düşünelim ve aynı şeyi, evet aynı şeyi burada da yapıyorum. Bir su bardağını 25 derece oda sıcaklığında tutuyorum ve ne kadar karbondioksitin bardağa girdiğini gözlemliyorum. İşte karbondioksitler burada. Vakit ilerledikçe daha fazla molekül burada toplanacak. Tabi atmosferde karbondioksit molekülleri bitmez. Biri biterse yerine bir diğeri gelir. <laughs> Ama bu yüzey seviyesine gitgide daha fazla karbondioksit yerleşiyor şimdiden diğer bardakla arasındaki farkı görmüşsünüzdür değil mi orada çok az miktarda oksijen varken burada sayısız karbondioksit molekülü var ve bunun da düzensiz olmasını istemeyiz tabii daha önceden söylemiştim, azot da burada mevcut. Azot sayısı karbondioksiti büyük oranda geçecek çünkü azot oranı %79 iken karbondioksit oranı sadece 21. Yine de karbondioksit oranı çok fazla. Hatta konsantrasyonu hesaplarsak litre başına 7.24 milimol gibi yüksek bir oran çıkar. Tekrar belirteyim, deney yaptığımı düşünerek bu sayıları yazıyorum. Evet. Oksijen kısmında sayımız çok küçük. Karbondioksit kısmında ise çok çok büyük bir sayı var. Aslında biraz komik bir durum çünkü kısmi basınçlar aynı. Buna rağmen konsantrasyonlar farklı. Yani eğer P sabit kalacaksa farklı konsantrasyonlar elde etmenin tek yolu farklı bir sabitinizin olması. Gelin şimdi bu sabiti bulalım. Sizce bu kısımdaki sabit daha çok mu olur, daha az mı olur? Hadi bulmaya çalışalım. KH daha düşük olacak. Yani 29 litre çarpı atmosfer bölü mol. Ha, bu arada şu kısma çok takılmayın çünkü konumuzla hiçbir alakası, daha doğrusu pek alakası yok. Bu sadece bir birim ve birimlerle oynayabiliriz. Fakat burada önemli olan şey şu sayı. Karbondioksit kısmında bu sayı daha düşük. Henry yasasına tekrar dönecek olursak bu sayı yani kısmi basınç suya giren şeyi KH ise sudan çıkan şeyi gösteriyor. Yani eğer içeri giren şeyler iki kısımda da aynıysa farklı olan şey çıkan şeyler de olmalı. Deneyimizin ilk kısmında sudan çıkan çok oksijen vardı. Suda olmaktan pek hoşlanmadılar ve kaçtılar siz görmediniz ama su molekülleri sürekli kaçıyordu. Karbondioksit kısmında ise belki biraz kaçan olmuştur ama oran çok fazla değildir. Karbondioksit suda çok rahattı. Bunu kimyasal formülde ifade edersek karbondioksitin suyla bağ kurup H2CO3 oluşturduğu bir formül vardı. Bir düşünelim. Karbondioksit suya bağlanıyorsa ayrılmak istemez. Suda durmaktan memnun olur. Yani karbondioksit suya girer girmez şöyle bir şey yapıyor ve suyla bağlanıyor. Sonuçta da bir karbonat ve protonlar oluşuyor. Sudan ayrılmamasının sebebi bu. Bir adım ileri gidip ikisini kıyaslayabilirim şimdi. 769 bölü 29 eşittir 26. Yani başka bir deyişle karbondioksit oksijenden 26 kat daha fazla çözülebilir. Yalnız tekrar belirtiyorum. Burası 25 derece sıcaklıkta ve suda. Şimdi diyebilirsiniz ki 25 derecede iyi güzel ama vücut ısısında ne olacak? Vücudumuzda akciğerlerimizde ne oluyor? Akciğerlerimiz 37 derece ve su yerine kan var. Kanın kıvamı sudan biraz daha farklı. Yani aslında bu KH değerleri sıcaklığa bağlı ve sıcaklık değiştikçe bunlar da değişecek. Bu yeni sıcaklıkta karbondioksit oksijenden 22 kat daha fazla çözünebilir. Oran hala çok etkileyici. Bazen 24 kat bile olduğunu görürsünüz. Fakat genel olarak diyebilirim ki aradaki fark inanılmaz. Bunları aslında şunun için anlattım size. İş yine neyin içeri girip neyin dışarı çıktığına geliyor. Net farksa oksijen ve karbondioksit konsantrasyonlarının bu kadar farklı olmasının sebebi